koşan Toprak Ana'nın bugün biz ürünlerini konuşuyoruz. O da bir insan anası, bir ana olarak mikrofona geliyor. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Milletvekilimiz Öznur Çal'ı arz ediyorum. Çok kıymetli valim, değerli kaymakamım, çok kıymetli belediye başkanlarım, çok kıymetli büyükşehir belediye başkan vekilim, değerli bürokratlarımız, çok kıymetli sivil toplum örgütümüzün kıymetli başkanları, değerli muhtarlarım, meclis üyelerim ve kara toprağın karabağrından kopmuş gelmiş ovamızın güzel insanları, Yazıhan'ın kıymetli insanları, yiğitleri, mertleri, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bugün üretimin çok önemli olan ayağıyla bir aradayız. Ve bugün Yazıhan'ın bereketlendirdiği bu topraklarda masanın üzerinde gördüğümüz ürünler Ekim'de, Ekim'in 15'inde bu kadar canlı canlı domatesiyle, kavunuyla, karpuzuyla, soğanıyla, mısırıyla, alucuyla, ay çekirdeğiyle, şeker pancarıyla muhteşem bir görüntü çiziyor. İşte bereketlenen topraklarımızın bereketlenmesine vesile olan, başta Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün bakanlarımıza, emeği geçen bütün kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Evet, bugün üretim için bir aradayız. Biz burada üretimi yaparken, ülkemizin ekonomisine katkıda bulunurken, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü tesis etmek için sınır ötesinde operasyon yapan ve Mehmetçiğimden komutanlarıma, başkomutanıma kadar Rabbim bütün Mehmetçiklerimizi, başkomutanımızı korusun, yar ve yardımcısı olsun. Biz burada üretime devam ederken, biz burada vatanımız için mücadele ederken, onlar orada toprağımız için, toprağa vatan yapan o mübarek güzel insanların, evlatlarımızın, askerlerimizin mücadelesini Rabbim muzaffer eylesin inşallah. Biz Fırat Kalkanı'na hareketini yaparken de, Zeytin Dalı operasyonunu yaparken de, bölgeye girerken de, giremezsiniz dediler, yapamazsınız dediler, girerseniz çıkamazsınız dediler ve binlerce kere şükürler olsun hem Fırat Kalkanı'ndan hem Zeytin Dalı operasyonundan zaferle, alnımızın akıyla çıktık. Yüce Rabbimize hamd olsun. Şimdi Suriye'nin bütünlüğünü koruyarak ama terör örgütlerinin hepsiyle de ayrı ayrı mücadele ederek PKK'sıyla, YPG'siyle, DAEŞ'iyle tek tek mücadele ederek, üst üste toplayarak, beraberce mücadele ederek biz inşallah Suriye'nin ötesindeki bütün terör örgütlerini yok ederek orada güvenli bir bölge oluşturacağız inşallah. Türkiye'mizin sınırlarına dokunmasınlar. Sınırlarımızla oynamasınlar. Biz Allah nasip ederse bu operasyondan da yüzümüzün akıyla çıkacağız. Rabbim bütün askerlerimizin, Mehmetçiklerimizin, komutanlarımızın, başkomutanımızın yar ve yardımcısı olsun diyor ya şairimiz. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Belki yarın, belki yarından da yakın. İnşallah zaferle çıkacağız o bölgeden hep birlikte inşallah. Kıymetli valim, Malatya'mıza geldiğiniz günden itibaren hizmet etmek için çaba sarf ediyorsunuz. Bu çabaları verirken de emekleriniz için teşekkür ediyorum. Bütün ilçe belediye başkanlarıma ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkes kendi bölgesine hizmet etmeye gayret ediyor. Ama bugün Yazıhan'dayız. Yiğit bir belediye başkanı var. Ve onun yiğit bir de kankası Yazıhan ilçe başkanım var. Benim kankalarım dün beni aradıklarında eğer gelmezseniz kankalık biter dediler. Ve dün gece sabaha doğru 4 gibiydi ancak
Malatya'ya varabildim, İstanbul'daydım. Benim başımda gözüm üstüne, memleketimin her karışı için emrinizdeyim. Sizinle beraber çalışmak, partime hizmet etmek, memleketime hizmet etmek, ülkeme hizmet etmek bizim boynumuzun borcu. Siz yeter ki çalışın. Biz sizin her daim emrinizdeyiz. Bugün modern tarımdan model tarıma, DAP'ın, Tarım İl Müdürlüğü'nün ve Tarım Bakanlığımızın, Kalkınma Bakanlığımızın ve Yazıhan Belediye'mizin beraberce organize etmiş olduğu bir programdayız. Öncelikle bu üretimin ilk safhasına dönüp bakmak lazım. İlk safhası biraz evvel kıymetli başkanlarıma söyledim. Şeker fabrikasının kapatıldığı, özelleştirilmesinin istendiği bir dönemden geçtik. 2002 öncesi Malatya Şeker Fabrikası da dahil olmak üzere özelleştirme kapsamına alınmış ve özelleştirme kararları neticesinde de son imzalar, ihaleler tamamlanmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızla yapmış olduğumuz görüşmeyle Malatya Şeker Fabrikası da dahil olmak üzere portföy A ve B'deki fabrikaların o dönem için özelleştirme kapsamından çıkarılmasını sağladık. Ve iyi ki sağlamışız. Bugün şeker pancarlarını masada görünce ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha gururla söyleyebilirim. O gün şeker fabrikasının kapatılması eğer yapılmış olsaydı bugün bu üretimden bahsedemezdik. Şeker fabrikamız çalışıyor ve çalışırken onun devamında üretmeye devam ediyoruz. Ve şeker pancarını kendi bölgemizde, Malatya'mızda üretmek nasip oldu. Fabrikamız çalışırken Yazıhan'a özellikle bu sarı ovayı yeşil ova haline getirecek çok önemli bir projeyi Tarım ve Su İşleri Bakanlığımızın destekleriyle hayata geçirdik. Ve bugün Boztepe Barajı, Recai Kutan Barajı yaklaşık 126 bin dekar alanı suluyor. Ve bu suladığı alanla bu görmüş olduğunuz bütün ürünleri biz Yazıhan'da üretiyoruz. Karpuzundan elmasına, armuduna, kavununa, şeker pancarına kadar yaklaşık 240 bin ton şeker pancarı bu topraklarda üretiliyor ve şekere dönüştürülüyor, ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Çok kıymetli daire başkanım Ankara'da ziyaretimize geldiğinde, bu senin için bir lütuf, memleketine hizmet etmek için çok önemli bir lütuf, bu bölgeye lütfen ne gerekiyorsa yapın, beraberce çalışalım dedim. Ben çok kıymetli daire başkanıma emekleri için çok teşekkür ediyorum. DAP başkanım Adnan Demir'e, herhalde 7-24 aradığım ender bürokratlarımdan ve ne zaman arasam telefonun diğer ucunda. Bütün ilçelerimiz için, Malatya'mız için çok ciddi destekler aldık. Hala almamız gerekiyor. Biraz evvel kendisi söyledi, 700 milyonluk 2013-2019 arası 6 yıl boyunca DAP'ın vermiş olduğu destekte en büyük payı Malatya aldı. 105 milyonluk desteği DAP'tan biz Malatya'mıza kazandırdık. Özellikle sulama ve tarım alanına bu destekleri kazandırdık. Bundan sonra da kazandırmaya devam edeceğiz. Çiftçimizin dün olduğu gibi bugün de yanındayız. Yarın da Allah nasip ederse yanında olmaya devam edeceğiz. Gıdanın var olduğu her yerde, dünyanın geleceği gıdada, tarımda biz üretmeye devam edeceğiz. Bu bölgede sadece ziraat mı? Bu bölgede aynı zamanda hayvancılık da çok önemli. Bu vesileyle hayvancılık organize sanayi bölgemizi de bu bölgemizi Allah nasip ederse kuruyoruz. Ve inşallah hayvancılık bölgemizle birlikte 20 bin baş kapasiteli bir organize sanayi Malatya'mıza kazandıracağız. 165 adet besin işletmesi ve 3 adet yem fabrikası ile birlikte hayvancılık organize sanayimiz hem Malatya'mızın hem de bölgemizin hizmetinde olacak inşallah. Seracılık yaklaşık 12 ayın bir tek ayı hariç ki onda da dahil olabilir. Her ayda burada Malatya'da, Yazıhan'da ürün ve tarım yapma imkanımız olacak. Bu da Malatya'mız için, ülkemiz için çok önemli bir kazanım olacak. Sayın Tarım Bakanımıza bu vesileyle vermiş olduğu destekler için de canı gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Evet.
Bu desteklerle beraber bizim omurgamız tarımımız ve onun da omurgası kayısı. Kayısı ile ilgili çok önemli çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. En önemlisi dünyada kayısıyı tescilledik. Kayısı artık dünya markası ve coğrafi işaretini aldık. Tüm Türkiye'de 3 ürün coğrafi işareti aldı. Bunlardan bir tanesi Aydın İnciri, bir tanesi Antep baklavası, bir tanesi de Malatya'nın kayısısı. Bu coğrafi işareti bütün üreticilerimiz çok iyi kullanmalı. Her ürünlerini paketledikleri, her paketlenen malzemenin üzerine coğrafi işareti mutlaka koymalı. Tüketiciler bu ürünü gördüğünde, bu ürün Malatya'nın ürünüdür. Dünyanın en iyi kayısısı Malatya'dan çıkar ve bunu almalıyız demeleri lazım. Bu vesileyle coğrafi işaretle birlikte lisanslı depoculuğumuz, ki bu konuda Kalkınma Bakanımız Lütfü Elvan döneminde başlattığımız ve dönemde 18 milyonluk lisanslı depoculuğu 12 milyon desteğini Lütfü Elvan Bakanımızdan aldık. Geride kalan 6 milyonun LİDAŞ, TOP ve Tarım Bakanlığı'nın vermiş olduğu destekle yapacağız. Ama bu para, Ramazan Özcan oradan bana bakıyor, bu para yetmiyor. Bilim Sanayi Bakanımızla görüşmelerimizi yaptık. Allah nasip ederse hem lisanslı depoculuğumuzun Malatya'ya kazandırılması hem de Malatya'nın sanayi şehri olması için adım atarken eksiklerimizi beraberce konuşmak üzere Bilim Sanayi Bakanımızı da Malatya'mıza davet edeceğiz. Kayısımızla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar, alan bazı desteklerin istendiğini, ürün bazı desteklerin istendiğini biliyoruz. Bunlarla ilgili taleplerimizi de bakanlarımızla paylaşıyoruz. Özellikle biz çiftçilerimize 2002 yılından itibaren her türlü desteği verdik. Bundan sonra da vereceğiz. Özellikle kayısımızla ilgili biraz evvel Borsa Başkanım Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kayısıyı alması için taleplerini dün bana iletti. Dün ilettiği talebi Tarım Bakanımızla ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürümüz Ahmet Güldal'la konuştuk ve alım yapılabilmenin imkanlarını kendileriyle paylaştık. Hemen Malatya ile onlar da temasa geçtiler. Kayısımız için bugüne kadar vermiş olduğumuz Tarsim dahil olmak üzere birçok desteğimiz var. Bunu niye bugün burada söylüyorum? Biz tarım şehriyiz, tarım ülkesiyiz. Gıdamızı, ürünümüzü çok iyi sahiplenmemiz lazım ve beraberce bu sahiplikle hem Malatya ekonomisine hem de ülke ekonomisine çok ciddi katkılarda bulunmamız lazım. Kıymetli Yazan Belediye Başkanım, seni kutluyorum. Canı gönülden kutluyorum. Ankara'ya ne zaman gelse o yakamıza yapışıyor ve istediği projenin desteğini almadan da gitmiyor. Ben Yazıhan Belediye Başkanım, çok kıymetli başkanım, Nevzat abiye büyük bir alkış istiyorum. Bütün belediye başkanlarım, Allah razı olsun, hepsi bu azim ve kararlılık içerisinde çalışıyor. Ama bugün Malatya'da ilk olan bir araç parkını açıyoruz ve DAP'ın vermiş olduğu bu destek belediye başkanımızın hazırlamış olduğu projeyle hayata geçiyor ve bütün üreticilerimizin, çiftçilerimizin istifade edebileceği bir alan. Buradan araçlarını alacaklar. Çalışmalarına devam edecekler inşallah. Ve ben bu yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Yazıhan Belediye Başkanıma, desteklerini esirgemeyen DAP Başkanım ve kıymetli Bakanıma, Tarım Bakanıma, Daire Başkanıma ve çok kıymetli Valim ve Yiğit Kaymakamıma, bütün bürokratlarımıza, ilçe başkanıma, bütün Yazıhan aileme canı gönülden teşekkür ediyorum. Yiğit'in harman olduğu Yazıhan'da olmaktan da gurur duyuyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Teşekkür ediyorum.